Türkiye'de üç tane insan vardı. Bunlar hiç yurt dışında okumamış, dil bilmeyen, fakat Mozart gibi sırf yetenekli olan üç tane jeolog, üçü de abicim dünya çapında. Bir tanesi rahmetli Ozan Sungurlu'ydu. Öteki Necdet Özgül'dür. Hayatta Necdet abi hala. Üçüncüsü de Fuat Şaroğlu. Necdet abi Erganilidir. Fuat Mardinlidir. Ozan abi Gümüşhanelidir. Fuat MIT davet etti seminer versin diye. Fuat İngilizce bilmediği için ben, ben öğrenciyim Albani'den beni tercüman olarak götürdüler. Ben Türkiye'ye geldikten sonra öğretim üyesi olarak e ...Türkiye Petrolleri Genel Müdürü... ...bana dedi ki... ...seni biz dedi... ...grup olarak şeye gidiyoruz... E, ...Uluslararası Petrol... ...Jeologları Kongresi'ne gidiyoruz... ...seni danışman götürmek istiyoruz... ...falan... ...iyi bir ücret... ...işte... E, ...business class... ...uçuş... uçuş ...iyi oteller falan... ...ama dedim... ...ne kadar yani benim bilgime... ...bu ne hürmet falan... ...gittik... ...efendim... E, ...oraya gitmenin esas amacı şuymuş... Houston'daki Petrol şirketleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ortaklık yapmak istiyor. Yani belirli petrol alanlarını ortak kapatmak istiyorlar. Bunu yapacak adam da Ozan Sungurlu. Ozan Sungurlu İngilizce bilmiyor. Tamam mı? Şimdi iş ortaya çıktı ki Ozan abinin gitmesi gereken yerler de ben birlikte gidiyorum tercüme bir şekilde yani. Kardeşim ortaya çıktı ki benim danışman manışman diye bir görevim yok. Benim görevim Ozan Sungurlu'ya tercümanlık, tercümanlık yapmak. <laughs> ve e, özel Altan Bey'e sonra dedim ki, Özel Bey dedim şeref duydum dedim. Ozan abinin dedim tercümanı olduğum için şeref duydum. Ya Tekseko'ya gittik Fatih. Şimdi adamlar işte satmaya çalışıyorlar bize şeyleri anlatıyorlar. Texaco bildiğimiz Texaco. Bildiğimiz Texaco. muazzam Texaco. Texaco. Evet. İşte e, Meksika Körfezi'nin sahillerindeki petrol alanlarını anlatıyorlar. İşte kapan şudur, kaynak kaya şudur, bilmem ne şudur falan. Ozan abi eğildi bana. Burada dedi kız isimli dedi bir tuz formasyonu var. Neydi o dedi? Dedim low and salt. Abi sen nereden biliyorsun onu dedim. Ozan abi bütün stratigrafiyi biliyor daha. Herifler anlatıyorlar <laughs> ya. Ozan abi hepsini Bilmiyorum. biliyordu. Bu adam İngilizce bilmiyor Fatih. Ya ben orada hayret ettim yani. Ozan abiyle araziye giderdi. Böyle bakardı uzaktan araziye. Kardeşim o arazinin yapısını anlardı Ozan abi. Bu adam 50 yaşında araba kazasında gitti. Türkiye'nin yer bilimlerinin %50 potansiyeli de Ozan abiyle beraber mezara gitti. Ben... Ozan abinin vefatının İhsan Kettin üzerindeki etkisini hiç unutamıyorum. Yani İhsan Hoca ağlamaklıydı. Ozan abinin ölümünden. Kahroldu. Ozan abiye şey verildi, ee, hizmet ödülü verildi. Kemal Gürüz o zaman TÜBİTAK Başkanı, Ozan abi öldükten sonra hizmet ödülü verildi. Hizmet ödülüne Oltan amca geldi. Oltan Sugurlu. Ot abisi, Adalet Bakanımız. ...Oltan amca geldi... ...tören yapıldı falan filan... De ...törenden sonra gittik de... ...Oltan amcanın elini öptüydük falan zaten... ...ondan sonra... işte o ...Ozan abi hakkında konuşuyoruz... ...dedim ki... ...Oltan amcacım dedim... ...şimdi dedim... E, ...hani dedim... ...sizin gibi çok adalet bakanı gelir... ...ama dedim... ...bir Ozan Songurlu daha gelmez... ...Celal dedi... ...inanır mısın dedi... ...Ozan öldükten sonra farkına vardık... dedi. ...bu kadar büyük bir adamdı abi... ...şimdi bu üç adam... Biraz önce diyorduk ya işte Ali yurt dışına gitti bu üçü burada kalmışlar. Peki kardeşim Türkiye jörlüsüne bunların ne faydaları oldu? Yapabildikleri kadar. Bir ekol Fuat, oluşturamadılar. Hayır. Yani. Ne Fuat Metea'da bir ekol oluşturabildi? Ne Necdet abi Metea'da bir ekol oluşturabildi? Ne Ozan abi Türkiye Petrol'ünde bir ekol. Ama yine de MTA ediyor. Hayır kardeşim. Niye? Hayır. Metea Türkiye'nin yer bilimlerinin patronu olması gereken bir konu. Evet. inanılmaz önemli bir konu. Fakat bizim politikacılarımız MTA'nın canına okumuşlardır. MTA'dakilerin kabahati değil. MTA Sadrettin Alpan zamanında kardeşim bir imparatorluk haline geldi. Herkes istifade etti. İhsan Ketin, İhsan Ketin olduysa MTA sayesinde oldu. O yüzden meta, meta Meta. meta, muhteşem bir yerdi. Meta'nın canına okudular. Neyse. Baykal Efendi şey olduydu. Bakan. Bakan olduydu. Meta'nın salonlarında internasyonal söyleniyordu. Yuh ya. Ya burası jeolüs servisi kardeşim.